Atının oğlu oluyor kendisi. Bizim bildiğimiz Harun vardı ormancı, onunla kuzen oluyorlar, kardeş oluyorlar. Yani biz de tanış olduk. Çarakez oturuyor artık, bunun adı Çarakez. İşte bu toplantıların böyle bir güzelliği var, böyle şeyler vesile oluyor. Biz de tanış oluyoruz, tanış oluyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi 8 yıl önce başlamışız. Bu toplantı vardır biz. Bu 9.sü oldu. İşte bugüne kadar belli sayılarda toplantı oldu. Aramızda ayrılanlar oldu. Vefat edenler oldu. Yerimiz var. Ama her şeye rağmen hala bir araya gelmiş olmaktan dolayı da ve bana güvenerek buraya icabet ettiğinizden dolayı da hepinize bize davet teşekkür ederim. Şimdi bundan sonra toplantılara hem dinamizm kazandırmak hem biraz da gençleştirmek için ben görevimi eğer kabul ederse sizlerle onaylarsanız Eğli Gözler hocamıza bırakmak istiyorum. Eğli Gözler hocamız biliyorsunuz Kepes turizm otelcilik meslek sistemi müdür yardımcısı. Biz bu toplantıyı aslında orada yapacaktık. Ancak okul henüz gitmediği için orada yapamadık. Burayla birçok seçenek arasında Naci Sezen ve İsmail Dinçik'le beraber gezerek tercih ettik. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve böyle bir güzelliği sizlerle paylaşmak istedik. İnşallah her yer mutlu kalacak. Beğendiği yerlerimiz bravo. Evet. Ben bir açıklama daha yapmak istiyorum. Belki kafanızda soru işareti vardı. Neden bu adamın karısı yanında yok, hürriyet neden yok diye. Hürriyet İstanbul'da forum bakıyor. Geçtiğimiz cuma günü gelme planları yapmıştık. Dilekleri de aldı gelecekti. Ancak son anda damadın şirketinde alınan bir karar geldi. Damadın pazar günü bir heyetle birlikte Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. O yüzden bir hafta daha bize uzatsız diyelim iptal ettik. Dolayısıyla Hürriyet o yüzden yok. Ben de yalnız olduğum için arkadaşlar toplayıp kendimi eğlendiriyorum işte. Evet, ben şimdi hem Engin Gözden bir kendini tanıdım. Engin Gözden tanımayan nasıl olabilir? Kimdir? Benim her zamanda komşumuzun oğlu, hani Gözden oğlu ama kendini tanıdım, hep tanımış olsun. Şimdiden hepiniz afiyet olsun diyorum. İyi eğlenceler. Değerli Erdoğanlar, değerli büyüklerimiz, değerli arkadaşlar. Necim abi, gerekenleri söyledim zaten. Birçoğunuz biliyorsunuz, biz de sizleri biliyoruz ama aramıza ilgi katılan büyüklerimiz de var. Bundan sonrası için Necim abi bir görev değişiminden bahsetti ama biz ona görev değişimi demeyelim. Kendisi yine zaten sürekli bizlerde. Biz de elimizden geldiği kadar kendisine bu tarz organizasyonlarda destek vereceğimizin sözünü verelim buradan. Bundan sonrası için en azından bir grup oluşumu oldu. Grup oluşumuna daha da katkılarla birlikte çok daha keyifli, güzel organizasyonlar hep beraber imza atarız diye düşünüyorum. O anlamda gelen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıklarınıza sağlık. Bundan sonrası için de konuştuğumuz gibi çok çok daha güzel, keyifli organizasyonlarda buluşmak üzere diyelim. Teşekkür ederim. Serhan Hocam, sen de bir kelam etmek istersen mikrofonu herkese aç. Yani varsa birlikte bir kelam etmek isteyen mikrofonumuz serbest kursun, herkese açık. Ve saygıdeğer kezanlar, muhterem saygılar. Tekrar hepimiz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Tabii böyle bir senede bir defa buluşmanın kıymetini anlamını tabii yerel giriyoruz. Tabii aramızda beni tanıyanlar, yani sizlerin tanımadığınız arkadaşlar, büyüklerimiz, kişilerimiz oldu gibiler. Ben Erhan Gözler, rahmetli Kâtip Mehmet derler namı diye. Onun en küçük
oluyor. Yani peşin peşinsiyim daha doğrusu. Öğretmeniz, adli emekliliğimiz yaklaştı. Çanakkale'de oturuyoruz. Sık sık Çanakkale zamanına gidiyoruz. İşte Engin Bey de ifade ettiler. Kendisi yeğenim olur. İnşallah ilerleyen senelerde sizlerin de değerli katkıları da ki en büyük katkınız bugün yani burada bulunmanız kanaatimce bu organizasyonun en büyük katkı anlamına geliyor. Ben şimdiden bu buluşmamızı öncelikle Terzalan adına, yani Çan adına, işte doğumuz, büyüdüğümüz, birçok anımız olan verdiğimiz hakkında birlik beraberliğimizi, dostluğumuzu, arkadaşlarımızı, komşuluğumuzu, yani özellikle bir kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Büyüklerimi ellerinden öpüyorum, küçüklerimi gözlerine yapıyorum. Yaşıtlarımın da saygılar, sevgiler, hürmetlerimi sunuyorum. Umarım her şey ilerleyen günlerde bu anlamda çok güzel, çok olurlu, çok hayırlı olur diye temennide bulunuyorum. Ve özellikle kalın sağlıcakla diyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, mikrofon açık, serbest dursun. Varsa dile getirmek isteyen durumlarla düşünüyorum. Bir de şu WhatsApp grubunu oluşturduk biliyorsun. Baştan böyle biraz yanlış şeyler yaptım herhalde ki biraz karışık işler oldu. Bu grup istiyorsanız kalır. Ancak burada tabii herkesin siyasi görüşüne, düşüncesine saygımız var. Karşılıklı polemiğe girmedikçe, karşılıklı siyasi propagandayı dönüştürmedikçe bence grup kalsın, kalabilir ve bu şekilde burada haberleşme sağlayabiliriz. Dediğim gibi eğer burada aşırı bir takım yazışmalar, yani şu anda zaten yasada bu işte sınırıma getiriyor ama olmadığı sürece, karşılıklı kimse kimseyi kırmadığı sürece düşüncelerinizi de belirtebilirsiniz, görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Kalsın diyorsanız burada fotoğrafları paylaşacağız. Ondan sonra yok edebiliriz. Kalsın derseniz kalır. Sadece haberleşme için kullanırız. Zaman zaman işte bir araya gelmekte veya birbirimizin derneğinde işte Allah gecinden versin, ölümünde işte sağlığında, sıhhatinde haberleşmek için iyi bir iletişim aracı olabilir. Onu sizin görüşlerinize sunuyorum. Eğer kalsın diyorsanız bırakalım. Yok bundan sonra bir şey bitti diyorsak da kapatabiliriz. Ne dersiniz bu konuda? Kalsın. Çıkmak isteyen çıkabilir yani istiyorsa. Kimseyi zaten zorla tutuyor. Çıkmak isteyen çıkabilir. Kalmak isteyen kalır. Haberleşmeyi devam edebiliriz. Ne oluyor? Görüyoruz işte ise yani. Zararı yok ki. Evet o zaman. Tepeye kullanmayınca. Tamam. Tepeye devam. Mikrofona gelmeden de. Mikrofona gelmeden de söyledi. Aynen. Evet. Burada haberleşme başlığı kalabilir, kalsın. Dediğim gibi. Zaten hepiniz beni tanıyor musunuz? Çok bir şey kuracak bir yok. Burası bir siyasi propaganda alanı da değil. O yüzden kalsın, haberleşmeye devam edelim bu konuda. Ahmet sen fotoğraf da al istersen de farklı farklı onları da burada paylaşırız. Onu gazeteye koyarsın. Bunu ihlal ettik. GAP turuna çıkıyorduk. Sınav olduğunu unutmuşuz. Heyecanla bir anda GAP turuna karar verdik yer olduğunu görünce. Ama sonradan iptal etme durumunda kaldık. Bu hafta içerisinde sınavımız var. Baş öğretmenin sınavına gireceğiz. Hala eğitim öğretim devam ediyor unutmayın. Bu yüzden keyifle aranızda katıldık. Umarım güzel bir birliktelik olur. Beraber sohbet eder, güzel vakit geçiririz. Hepinize afiyet olsun diyorum. Görüşmek, konuşmak, sohbet etmek dileğiyle.